Yalnız kızgın davranış ve söylemlerden kaçınıp grup arkadaşlarının ilerlemesi ve gelişmesine yardımcı olalım. Arkadaşlarımızı tembel ve desteksiz diye etiketlememiz gerekiyor. Birbirimize karşı pes çekikmeden okumamamız lazım. Öncelikle kişiye ismiyle hitap edip göz teması kurup yüz yüze konuşma şeklinde geçmemiz gerekiyor. Anlaşılır sade bir dil kullanmamız lazım. Duygunun nedeni anlaşıldığı için iletişim daha sağlıklı oluyor, yakınlaşmayı sağlıyor, anlaşmazlıkları azaltıyor ve konuşan kişiyi de rahatlatıyor. Hastanelere bakıldığı zaman da görülmüş, özellikle hastaneye geri bildirim şikayetlerinde iletişim eksikliği görülmüştür. O yüzden meslek imajı ve saygılığının önemliyetsizliği göstermek için hatta iletişimi iyi yapmak zorundayız. Bir kayıtsız kalmak hiçbir şeye kar getirmiyor. İşimizi özen göstererek çalışmamız lazım, haklı yapmaktan korkmamamız lazım. Tıp bir deontoloji dersinde Leyla Hanım'ın eğitimde söylediği çok önemli bir kelime var aslında, empati. Bizim finalimizde 61 puanlık tek soru, bir hekimde bulunması gereken en önemli özellik. Empati kelimesi burada çok önemli. Hayatımızda neyi görmek istiyorsak, bizlerin ilk başta kendimizden başlayarak onu yapması gerekmektedir. Aslındaki insan bir değer verildiğini hissediyor. Bir hanımefendi ya da bir beyefendi bana günaydın, geçmiş olsun dedi diyor.